Başka grup toplantısı MHP'deydi. Devlet Bahçeli kurultay sürecini kürsüden değerlendirdi. Olağanüstü kurultay yapılmayacak dedi. Muhaliflerin MHP'yi zayıflatmayı amaçladığını öne süren Bahçeli, Meral Akşener'in paralel yapıyla bağlantılı olduğunu ima etti. Bizim paralele teslim edecek partimiz yok dedi. Olağanüstü kurultay yoktur, yapılmayacak. Mesajı net, sözleri sertti. İsim vermedi ama Meral Akşener'i işaret etti. Paralel yapıyla irtibatlı olduğunu ima etti. Saraya 25 bin kişiyle yürüme iddiasında bulunanlar, düne kadar partimizin başarısı için kılını dahi kıpırdatmayanlar dilini yutmuştur. Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. Hele hele MHP'yi nüfuz etmek, yuvalanmak ve operasyon partisi olarak kullanmak isteyen okyanus ötesi kaçkınlarının, paralel artıklarının mutluluğunu da ibretle izliyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde mahkemenin verdiği olağanüstü kongre kararı vardı. Biliyorsunuz 1 Kasım'dan sonra fırsatı ganimete çevirmeye kalkışan bazı isimler MHP'yi işten kemirmenin, işten çökertmenin arayış ve sevdasına kapıldılar. Kurultay tacirlerinin hedefi sanıldığı gibi MHP'yi selamete çıkarmak, iktidara taşımak değil, aksine MHP'yi ele geçirerek güçten düşürmektir. Kurultay olmayacağını bir kez daha söyledi. Ön plandaki çığırtkanlar MHP'yi bir plan çerçevesinde etkisizleştirmek, bağımlı ve pasif hale getirmek isteyenlerdir. Bunlar 40 fırın ekmek yeseler, ağızlarıyla kuş tutup dağları titretseler yine de MHP'yi kafalarına göre tanzim edemeyecekler. Bahçeli konuşmasında paralel yapıya dair bir paragraf açtı. Kendi kurum ve kuruluşlarına kayyum atandığında kıyameti kopartan, kayyumun gölgesi MHP'ye deyince güvercin taklaları atan Zevat ve Zümriye'ye diyorum ki bugüne kadar ne yaşamışsanız müstahaktır. Bunlar dini paraya dönüştüren, imamlığı şirkete çeviren, ABD'nin kuklası, İslamiyet'in yüz karalarıdır. Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a götürerek temiz edeceklerini belirten Bahçeli, yine kurultay için 18 Mart 2018'i işaret etti.